Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karaca TYT Geometri Soru Bankası kitabında eşkenar dörtgen konusundaki son testin yani test 3'ün çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda da sayfa numarası 102 ve 103'ü çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC'de eşkenar dörtgen verilmiş ve ACE doğrusal verilmiş. Şimdi eşkenar dörtgense şu kenarların birbirine eşitliğini biliyoruz. Aa ne çıktı burada? X kenar çıktı. Tepe açısı 110 derece. 180'den 110 çıkart. 2'ye böl. Yani 70 bölü 2'den 35 35 oldu. Aynı zamanda köşegen açı ortaydır. Buraları da 35 35 oldu. X'e bakacak olursak. Hocam şuradaki X'de iki tane açı yan yana geldi. Dayanamam deyip. 2 iç açın toplam bir dış açı. 20 artı X eşittir. 35'ten x'i de kaç buluruz? 15 derece olarak buluruz. Evet cevap. Birinci soruda balık kesir çıktı. Geldik ikinci soruya. ABCD eşkenar dörtgen olarak verilmiş. Bir de şunlar eşit verilmiş. Bir de şurası K iken burası 4K verilmiş. DE uzunluğu K iken burası 4K verilmiş. E hocam burası da K. E 90'ı kullanacağım bir uzunluk. Bir kenar K artı 8 mi? K artı 8. K artı 8 de yazalım. E 90 derece varsa şekilde biz ta geçmişe gidelim. Geçmişe gittiğimizde biz uzunluklar nereden buluyorduk? Ya dik üçgenden ya benzerlikten. Dik üçgen oluşturabilir miyiz? En güzel dik üçgen oluşturma dikdörtgenle olmuyor muydu? Evet. Yani burada bir dikdörtgen oluşturursam 4K ise 4K, K ise K. Hocam buraya 8 eksi K kaldı. Aha da burası 90. E ee, burada bir Pisagor. K artı 8'in karesi eşittir. 8 eksi K'nın karesi artı 4 K'nın karesi deyip işlem bir işlem, işlem yapabiliriz. Ama bence 6, 8, 10. Şurası 10 mu? Burası 10 olması için K'nın 2 olması lazım. K yerine 2 yazarsam 8 olur. K yerine 2 yazarsam 6 olur. Evet gerçekten de K2 çıktı. Benden ne isteniyor? 4K isteniyor. Yani EF uzunluğu isteniyor. Cevap 8. Akçay oldu. İkinci soru. Geldik 3'e. Aşağıda ABC üçgeni şeklindeki renkli bir karton parçası verilmiştir. AB uzunluğu 6. Şurası 6. Şurası da 9 vermiş. Ve BC uzunluğunda 4 vermiş bize. Şimdi kartonun şu boyalı bölgeleri kırmızı ve yeşil boyalı bölgeleri kesilmiş. Ve bir eşkenar dörtgen elde etmişim. Eşkenar dörtgen olduğunu şöyle bir göstereyim istersen. E, eşkenar dörtgen üçgen içine konmuş. Ne yapacağız hocam burada? Kardeş hiçbir şey yapamıyorsak eşkenar dörtgenle ilgili bir özellik elde edemiyorsak vallahi köşegen sıkıştığımızda köşegen. Şu köşegen mi mantıklı? Hiçbir işime yaramıyor. Şu köşegen mi mantıklı? Evet mantıklı olabilir. Köşegenler nedir? Açı ortaydır. Hocam bu da açı ortay bu da açı ortay. Tamam eşkenar dörtgen unut. Elinde bir de üçgen var. Üçgen de kullan burada. Nasıl kullanabilirim? Aa bu açı ortay. Aynı zamanda üçgende de açı ortay. Koldaki oran tabandaki orana eşit değil midir? 6 bölü 9 oranı nedir? 3'e bölü 2 3'e bölü 3. Hocam burası 2K burası 3K yaptı. Ve toplamda 5K neye eşit? 4'e eşit K'yı da 4 bölü 5 olarak buluruz. A benden X eşittir 2K isteniyor. K yerine 4 bölü 5 yazdığımızda X'i de 8 bölü 5 olarak bulur muyuz? Buluruz. Yani 3. soru balık esir oldu. Geldik 4'e. Şekilde çevresi 48 metre uzunluğunda eşkenar dörtgen biçimindeki bir karton. 48'i böl 4'e 12 eş parçalara ayrılmış. O zaman burası eşse şunlar birbirine eşit olacak. Burası da 12 ya. Böl 3'e 4 4 4. Şimdi buradaki eş yapıları almışız. Böyle kenarları üst üste gelmeyecek şekilde yapıştırmışız. Hadi yapıştıralım bakalım. Buranın 4 4 olduğunu biliyoruz. Hocam burası da 4, burası da 4, burası da 4, burası da 4 ve Evet. E sonra hocam kenarların 12 olduğunu biliyoruz. 12 ise burası da 12 olacak. Ne kaldı buraya? 8 kaldı. Hocam Burası da 12 olduğunu biliyoruz. 8 kaldı. Hocam burası da 12 olduğunu biliyoruz. A 8 kaldı. İçerideki beyaz bölge ne yaptı? Bir eşkenar üçgen yaptı. Parçalar arasında kalan bölge 8'in karesi kök 3 bölü 4 de bize alanı verir. Yani 64 bölü 4'ten cevabı 16 kök 3 olarak buluruz. Evet eş yapılarda kenarların eşitliği çıkmasaydı açıların eşitliği bizim için önemli olduğunu hep söylüyoruz. Bak kenar eşitliğinden yazdıktan sonra direkt sonuca ulaştık. Dördüncü soru Denizli geldik 5'e. Yukarıda ABCD paralel kenarı ile KLMN eşkenar dörtgeni biçimde karton parçaları verilmiş ve bunlar böyle ok yönde ilerletilmiş ve bunlar üst üste gelmiş. Hocam şuradaki eşkenar dörtgenimiz buraya gelmiş. Bu eşkenar dörtgen buraya geldi. Hadi eyvallah. Ve bir açısının 120 derece olduğunu biliyorum. Eşkenar dörtgendi ya bak bu köşegen durumunda olmuş. O zaman burası 60-60 mı oldu? Evet. Hatta burası da 60-60. 120 ya açı ortay olduğundan dolayı. Sonra ne yapacağız? A 60 60 ise burası da 60 oldu. Yani şurada bir eşkenar üçgen çıktı. Aynı şekilde burada da bir eşkenar üçgen çıktı mı? Çıktı. Sonra 6 verilmiş ve 10 verilmiş. Burası da 10. Hocam burası da 6 mı? 6. Şimdi şuradaki eşkenar dörtgenle bu paralel kenar aynı zeminde itilmiş. Hocam dikkat edersek eşkenar dörtgende şunlar birbirine paralel değil mi? Zeminle bu kenar paralel. Aa hocam bu da zemin üzerinde. Zeminle bu kenar paralel. E hocam ne oldu o zaman burada bir? Paralel kenar çıktı. Çünkü 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 şunlar birbirine paralel. Şunlar da birbirine paralel. Paralel kenar çıktı. O zaman 6 ise burası da 6'dır. E çift çizgi dediğimiz yere 6 6 6 bulduk. E burası da 6 burası da 6. Tamamı oldu. Buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Senden şu üçgenin alanı isteniyor. 60 burası da 120 ya. Yani şöyle bir üçgen var elinde. Bak 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 bak. Olaya bak. Şurası 120. Burası 4. Burası 6. Sen bu alanı nasıl bulursun? Hocam sinüs alan formülünden. Yürü git ne sinüsü? Ne yaparım ben? Hocam bir yükseklik çizerim. İşte 4 tabanına ait yükseklik nereden? Şuradan. Buradan çizilen yükseklik içeri düşmez sadece dışarı düşer. Hop çizdim. 90'ın karşısı 6 ise bak burası 60 oldu. 30'un karşısı kaç yapar? 3. Burası da 3 kök 3 oldu. 4 tabanına ait yükseklik 3 kök 3 oldu. O zaman alan 4 çarpı 3 kök 3 bölü 2'den 6 kök 3 yapar mı? Yapar. 5. soru 6 kök 3 oldu dostlar. Yani cevap denizli. Geldik 6'ya. Eşkenar dörtgen verilmiş. Tamam. Köşegenler çizilmiş. Köşegenler dik kesir. E, 3, 5, 3, 4, 5 üçgenden 4. Burası burası da 4 oldu mu arkadaşım? Oldu. Tamam. Başka ne yapacağız? Hocam ben 2'yi bulmalıyım. Alan ABC'de isteniyor. Yani ben şurada köşegeni de bulmak zorundayım. Şu köşegenler de birbirine eşit. Şimdi ben buradaki verilen 2'yi de kullanmak zorundayım. 2'yi nasıl kullanabilirim? Vallahi 2'yi benzerlikle olabilir. Mesela buranın orta nokta olmasını kullanabilirim. Orta nokta. Şuradan şöyle bir paralel çizip böyle bir temel orantı oluşturabilirim arkadaşım. Hocam orta taban ya 7 ise 7 bölü 2 olur burası. E hocam sonra 2 bölü 7 bölü 2. 2 bölü 7 bölü 2. Yani bu 4 bölü 7 yaptı. O zaman 4 bölü 7 olacak. 4 A ise 7, bak burası 4 A ise tamamı 7 A olacak diyebiliriz. Buraya da 3 A kaldı. 3 A eşittir 3 ise A 1 oldu. O zaman burası kaç yapar? Burası da 4 yapar diyebiliriz. Bak oran mantığını kullanmak. 2'yi kullanmak lazımdı. Paralel çizerek benzerlik geldi aklıma. Dik üçgenden çıkmıyorsa o zaman ne yaparız Benzerlikler. Ya da bak en kolay yolu bu oldu. Yani eşkenar dörtgende A'yı da bir buldun. Burası 7 oldu. O zaman burası da 7. Toplamda 14 mu oldu bir köşegen? Evet. Diğer köşegen kaç? 8. 14 çarpı 8 bölü 2. Hop. 56 yapar. Ama zor bir soru. Cevap Ceyhan oldu. Başka türlü nasıl yapabiliriz hocam diye soranlarınız olabilir. Başka türlü de şöyle de yapabilirsiniz. Hatta ikinci bir yol olarak da oradan yapayım isterseniz. Şimdi buradaki ortalaman çok ince bir ayar belki aklına gelmez. Hocam şuradan paralel çizeyim diye yapmış olabilirsiniz büyük ihtimalle. Bir de buradan da bir çözüm yapayım isterseniz. Bak bu birinci yol. Tamam bunu anladık. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi de ikinci yoldan yapacağım. Hocam burada 5'e 2 oran var. Burası 5K iken burası 2K. A 4 dediğim yani burası 5K iken burası da 5K ya. O zaman buraya ne kaldı? 3K kaldı. Şimdi burada bir temel orantı var. 5 bölü 7 oran var. Hocam 5 bölü 7 oran eşittir. 3 bölü a'dan dolayı. 3 bölü a'dan dolayı. A buradan 21 bölü 5 mi çıkıyor? Evet 21 bölü 5 çıktı. Sonra bir de burada bir temel orantı var. 3 bölü 5 oran var burada. Hocam 3 bölü 5 oran eşittir. A bölü şuraya da x diyeyim istersen. Şu kısma da x diyeyim. A dediğim 21 bölü 5. 21 bölü 5 bölü x. Hocam 3 ile 21 sadeleşirse 7. 5 ile buraya çarparsam 7 bölü bir şey çarparsam 7 mi yapıyor x? Evet x'i 7 buluruz. x 7 ise e hocam burası da 7. 14 çarpı 8 bölü 2 yine bana alanı verir arkadaşlar. Sana burada bak iki farklı yoldan çözmüş bulunuyorum. İstediğin yoldan yapabilirsin. Sanki ilk yol ikinci yolda kolay aslında. Baktığın zaman çok da zor değil yani. Yeter ki buradaki tekniği kullan ama Sıkıştığında ne var? Benzerlik. Tamam unutma. Evet 6 soru Ceyhan oldu geldik 7 soruya çekil birdeki bir kenar uzunluğu 20 santimetre olan ABCD eşkenar dörtgen şeklinde kat EF boyunca katlanıp bu kenar buraya gelmiş bu tam orta nokta olmak zorunda aslında hocam nereden çıkartıyorsun hadi onu tam ispatlayayım şimdi öncelikli olarak şuradaki katlanmış hali ben böyle bir yukarı doğru getireyim arkadaşım şu yukarı doğru getirdim tamam mı katlanmış hali dur tam getiremedim hop şöyle hop şöyle. Şimdi burada ben bu katlanmış yukarı doğru getirdim. E burada da şöyle bir şey var. Paralel kenar. Eski hali bu şekilde. Katlamada üst üste binen kenarlar nedir? Birbirine eşittir. Önce buraya yoğunlaşayım. Üst üste binen açılar da birbirine eşittir. E hocam burada yönde eşitten dolayı nokta açısı yapar. Çünkü bak dostum e, şuradaki EF boyunca katlanmış. Sonra şuradaki yamuk demiş. Bunlar birbirine ne? paralel değil mi? Paralel. E başka ben burada ne kullanabilirim? Yani şunların paralel olduğunu biliyorum. Yöndeşten dolayı nokta dedim. Z'den dolayı burası da nokta yapar. Aa ne çıktı burada? X kenar. Çizgi ise o zaman burası da çizgi oldu. Hatta paralel kenar ya burası da çizgi katlamadan dolayı. Burası da çizgi. Buradaki paralel kenardan burası da çizgi. Çıktı mı çıktı. Şimdi bana bir kenarı 20 vermişti. Hocam burası o zaman 10 10 yaptı. Burası 20. Hocam burası da 10. Burası da 10. Burası da 10. Oldu mu? Oldu. Ee, başka ne isteniyor benden? Ne verilmiş ya da? Burası da paralel kenardan dolayı 20 olduğunu biliyorum. Şimdi ben de şuradaki yamuğun çevresini vermiş. Arkadaş onu kullanalım. 10 var, 20 var, 10 var, 40. Toplamı 72 yapması için buraya ne kaldı? 32 kaldı. Bak burası 32. Hocam şuradaki uzunluğun 20 olduğunu biliyorum ben. Dolayısıyla şuradaki uzunluğa ne kaldı? Ya da tam tersi. Şuradaki uzunluğun 20 olduğunu biliyorum ben. O zaman buraya ne kaldı? 12 kaldı. Aa hocam burada bak ikiz kenar var. Tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Hop çizdik yüksekliği. Hocam 6 6 yaptı burası 6 10 6 8 10 üçgeni. Yani sen buradaki yüksekliği buldun. Kaç buldun? 8 buldun. E şunların da birbirine eşit olduğunu biliyorsun. E, taban da 20 zaten. Senden eşkenar dörtgenin alanı isteniyor. Tabanına ait yüksekliği bulursan olay bitti. Aa orta taban çıktı. Burası 16. O zaman alan neye eşit? 20 çarpı 16'dan 320'ye eşit olur. Evet cevap C oldu 7. soruda. Geldik 8'e. Şimdi burada şunu bir alayım yukarıya. Arkadaş bir eşkenar dörtgen çiziniz diyor. Hadi bakalım. Eşkenar dörtgeni çiziniz. Çok emri vaki konuşuyor sorular. Ben de hiç sevmem ama neyse. Olsun bakalım. Çizdik beyefendi. ABCD eşkenar dörtgenini çizdik. AC köşegenini çiziniz. AC köşegenini de çizdik. Sonra bir tane E noktası alacakmışım. Şöyle bir E noktası alacakmışım ve E eleman AC olacakmış. Tamam. Sonra AB ile BE birbirine dik olacakmış. Hop şurası arkadaş. AE ile EB birbirine dik olacak. Bir dakika. AB ile bak AB ile EB dik olacak. Ha şurası da 90 derece olacak. BE uzunluğu 3, EC uzunluğu 7. BD köşegeninin uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar. Köşegenler nasıl kesir? Dik kesir ve birbirini ortalar. Hocam şuraya A dersem A artı 7 burası da A artı 7. Ana burada ne çıktı? Hocam burada bir Öklit çıktı. Dikten dik çizilmiş öklit. 3 Üç verilmişse 3'e ait öklit bandısı. Bu çarpı tamamı değil midir? Evet. 3'ün karesi eşittir. A çarpı A artı 7 değil. Tamamı. 2 A artı 7 olacak. E hocam burada 9 ya bu. Çarpanlarını düşün. Hocam 1 çarpı 9 sağlıyor mu? Sağlıyor. A yerine 1 koyarsam 9 oluyor bak burası da. A'yı da o zaman 1 buluruz. Ben çarpanları ayırmayı da hissederek yapıyorum kardeşim. Var mı itiraz? Çünkü çarpanları ayırırken de oradaki sayıları çarpanları ayırarak yapıyorsun. Bence sıkıntı yok. Buna göre diyor x kaçtır diye soruluyor. Bu köşegen uzunluğu soruluyordu bana. A yerine 1 yazarsam arkadaş 9'dan bak buradaki Pisagor bağıntısı ya da h kare 1 çarpı 8'den h buradan kök 8 çıkar ya da 9'dan 1 çıktı Pisagor bağıntısından 8 kök 8 dediğimiz nedir? 2 kök 2'dir. E burası 2 kök 2 ise burası da 2 kök 2 toplamda burası kaç yaptı? 4 kök 2 yapar. Yani 8. soru Edremit oldu. Geldik 9. soruya. Eşkenar dörtgen şeklindeki tarlasının İçindeki K noktasına sulama sistemi için sondaj vuran Ömer bu K noktasına her bir kenara en kısa yoldan borular döşemiş. Evet buradan şu kenara boru. Buradan bu kenara boruyu döşedim. En kısası demek dik demek. Buradan buraya bir dik boru. Buradan da buraya bir dik boru döşeyince. Hocam burası da 90 burası da 90 yani bu doğrusal oldu. Bu komple bir yükseklik yaptı. Burası da 90 burası da 90 ya. Hocam Z şart sağlandı yani bu doğrusal oldu. Bu da bir yükseklik. Eşkenar dörtgende yükseklikler nedir? Birbirine eşittir. Tarlanın bir kenar uzunluğunu vermiş bana. Hocam burayı 8 kök 3 vermiş. 8 kök burası. Ve burada kaçı? 120. Yani burası kaç yapar? 60 yapar. E şimdi yükseklik boruların uzatları demek. Yükseklikleri bu demek. E yükseklikler de birbirine eşit. Hocam yükseklik işte burası. 90'ın karşısı 8 kök 30'un karşısı 4 kök 3 kök 3 katı burası 12 mi yaptı? Evet. Yani ben bir yüksekliği şuradaki yüksekliği kaç buldum? 12 buldum. E diğer yükseklik de 12. O zaman Boruların toplamı yüksekler toplamıydı. O zaman ne yapıyor cevap? 24 yapar. Yani 9. soru Edremit oldu. Ve geldik kara soruya. Bu sefer alanla ilgili sormuşum. Evet ABCD eşkenar dörtgen olarak verilmiş. KLM bulundukları bölgelerin alanları olarak verilmiş. CD ebenin uzunluğu artı AF verilmiş. Ebenin uzunluğuna A dersem şuraya da AF'ye de B dersem CD uzunluğu A artı B. Bak genelde bunu kullanmaya çekiniyoruz. Çekinme kardeşim. Böyle bunları yaz. A artı B. A eşkenar dörtgenin bir kenarı A artı B. Burası da A artı B. A mı oldu burası? Evet. Sonra başka bir şey var mı burada? E hocam A artı B. Burası da B olacak. Tamam. Şimdi özel bir durum var mı diye bakalım arkadaşlar. Aslında var. Şuradaki üçgenin alanı. Bak tüm alanın yarısı değil mi? 5 yıldızlı alan muhabbeti var burada. Tüm alanın yarısı. E ben buraya A dersem. Eşkenar dörtgenin alanı. Eşkenar dörtgeninin alanının yarısı neye eşittir arkadaşlar? K artı A'ya eşittir. Tamam şurayı kullandım. E başka ne yapacağım hocam? Şuradaki A'ların birbirine eşitliğini kullanamıyorum. A'ya ait üçgen yok. B'lerin eşitliğini kullanabilir miyim? Evet. B'deki şuradaki alanı bir düşünebiliriz arkadaşlar. B verilmiş boş boşuna verilmemiş. Hocam B'ye ait de buradaki alan var böyle. Bu alanlar birbirine eşit. Sebep tabanları aynı. Eşkenar dörtgenin yüksekliği burası. E burada da eşkenar dörtgenin yüksekliği burası. A yükseklikleri de aynı olduğundan dolayı bak ince bir detay. Bu paralel kenarda böyle değildi. Çünkü kenarlar farklıydı. Yükseklikler farklıydı. Bu B. Bu da B. B tabanına ait. Şuradaki üçgenle B tabanına ait. Buradaki üçgenin alanı eşit oluyor. Tekrar söylüyorum. Çünkü niye? Bu eşkenar üçgenin yüksekliği ise eğer H dersek. Bu da eşkenar üçgen, eşkenar dörtgenin yüksekliği pardon. Bu da eşkenar dörtgenin yüksekliği ise A yüksekler birbirine eşit. Tabanları da aynı. O zaman alanlar birbirinin tıpkısının aynısı olmak zorunda. Yani burası M artı A ise hocam burası da M artı A yapar. Şimdi şu alan tüm alanın yarısı değil miydi? Evet. E geri kalan parçalar da tüm alanın yarısı değil midir arkadaşlar? Hop şöyle şuradaki mavinin dışındakiler. Evet e, o zaman bunlar birbirine eşit. Hani paralel kenarda da diyorduk ya hani bu alanlar nasıl ki birbirine eşit? Şu alanlar geri kalanlar da o birbirine eşit değil mi? Yani bu tüm alanın yarısıysa geri kalan parçalar da tüm alanın yarısı. O yüzden buradakiyle şunların toplamı birbirine eşit. E o zaman bu da M artı A artı bak M artı A artı L artı M'ye eşit olacak. E hocam her ikisi de birbirine eşit. A'lar nanay. K L verilmiş bana. L'yi at öbür tarafa. K eksi L neye eşit oldu? M artı M'ye. 2 M'ye eşit oldu. E, K L 30 verilmiş zaten. E burada bu 30 verilmişse eğer o zaman 2m 30 oldu. m'yi de kaç buluruz? 15 olarak buluruz. Gerçekten güzel bir soru. Eşkenar dörtgende bak bunu özellik olarak da vermedik. Vermeye de gerek yok. Yeni bir şey daha öğrenmiş olduk. Onu da üçgen ispatıyla yaparak bu işi hallettik. Gerçekten, gerçekten, gerçekten çok hoş bir soru arkadaşlar. Ama ne yaptık? Hep verilen bilgiye böyle odaklı gittik. Hocam b'lerin eşitliğini nasıl kullanabilirim? Buna A alanı yazdık ya. Hem B'lerin eşitliğini hem de alanları kullanıp. Hocam B'de kalan M artı A ise A. Buradaki B'de kalan M artı A. Paraya kenarda böyle değil. Nerede? Eşkenar dörtgende böyle. Çünkü yüksekler aynı olduğu için. Tamam mı? Evet ispatını da güzel bir şey yaptık. Güzel bir şey öğrenmiş oldum bu arada. Böylelikle arkadaşlar eşkenar dörtgeni bitirdik. O zaman bir sonraki videoda deltoid çözümünde. Deltoid'in videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.